Merhaba, hoş geldiniz. Bu videonun konusu ölümsüzlük ve yapay zeka. Yapay zeka ölümsüzlüğe nasıl bağlayacağız göreceksiniz. Çünkü buradaki tartışma şu. Ölmek, bedenin bitmesi ise düşünceleri ve tecrübeleri ve anıları bir başka bedene ya da hiç bedene ihtiyaç duymadan internete, buluta bir yere bağlarsam yaşıyor olur musun? Yani yaşamak için sanal gerçekliği, virtual reality kullanabiliriz. Bir insanın beyni sanal olarak var olduğunu hissedebilir. Bir şeylere dokunmayı falan hissedebilir. Duygu ve düşüncelerini bir makineye aktarırsak ki Elon Musk'ın fikrinde var bu. Bulutta insanı depolamak, anıları, hafızaları. Mümkün mü? Bu ölümsüzlük müdür? Bedenin, kalbin, beynin durduktan sonra sen düşünmeye, hissetmeye vesaire devam ediyorsan, fikir üretmeye, bu ölümsüzlük müdür? Ayrı. Bir de Amerika'nın bütün sağlık sistemlerinden yemeden içmeden daha fazla para harcadığı bir şey var şu anda. Dünyada, aslında Türkiye'de de yavaş yavaş başladı bu. Sağlıklı kalmak ama ölümsüz kalmak için. B12'ler, bilmem ne vitaminleri, sürekli vitaminler alıyorlar. Ray Kurzweil isimli bir beyefendinin neden kendisine ilaçlarını hatırlatmak için ayrıca bir adam işe aldığını birazdan öğreneceksiniz. Onun kim olduğunu da öğreneceksiniz. Ölümsüzlük bizim mitolojimizde, Türklerin mitolojisinde diyeyim, Lokman Hekim'e dayanıyor. Bulmuş kaybetmiş diye. Ama ölümsüzlüğü bizim insanlık tarihinde, Avrupa tarihinde ilk görüşümüz amatör kimyager, aslında yazar da öldükten sonra kimyager demişler, Nicolas Flamel'den. Onun simya yaptığını düşünüyorlar. Hatta o kadar düşünüyorlar ki ölümsüzlük formülünü bulduğuna, ilaç bulduğuna. Sir Isaac Newton da, ki Newton biliyorsunuz ünlü birisi, Tesla gibi. Nikola Tesla gibi tabii. O bile bu projenin peşinden gidiyor. Hatta o dönemin kralı dahi emin oluyor böyle bir ölümsüzlük formülü olduğunu ve kaybolduğuna. Biraz daha günümüze geliyoruz. 1513'te İspanya'da Juan Ponce de León diyor ki ben gençlik çeşmesi ile ilgili tüyolar aldım. Bir çeşme varmış, suyundan içen ölümsüz oluyormuş. Sonsuza kadar yaşıyormuş. Buna da Kraliçe Isabel'le Kral Ferdinand falan inanıyor yani. O öyle mi diyor. Basın adama diyor gemiyi, parayı, bilmem neyi, gitsin arasın. Bulamıyor tabii. Belki de buluyor, bilmiyorum. Yaşıyorlar mı halen? Bazı insanların ise gerçekten yaşlanmayı engellediği ve uzun süre yaşadığına inanılıyor ki Hitler'in yaptığı Nazi deneylerinin içerisinde bu da vardı. Yaşamı uzatmak. Hatta Hitler ordusu, Nazi ordusu denilen bir kavram üretti. Bu böyle uyuşturucudan falan daha öte bir ilaçtı. Vurulduklarında dahi savaşmaya devam ediyorlar. Yemek yemeden, su içmeden 3 gün dayanabilen askerler üretti. Tabii ki 3 günün sonunda bünyesi iflas ediyordu. Ama zaten vurulmuş bir insanı Hitler ne yapsın ki? Ölümsüzlüğü bugün de çeşitli işte tarikatlarla bilmem nelerle bağdaştıran, hatta bazı ünlü insanların plezenta, özür dilerim burası için ama bebek plezentası yiyerek uzun süre hayatta kalmaya çalıştığına yönelik böyle şehir efsanesi gibi bilgiler dolaşıyor. Peki ölümsüzlük mümkün mü? İlk önce şunu anlamamız lazım. İnsan neden ölür? Telomerleri bilmeniz lazım. İnsanın DNA'sındaki bazı şeylerin yaşlanarak kısaldığını, kendisini yenilemediğini bilmemiz lazım. Ama insandan önce daha uzun yaşayan, çok uzun süreç evrim geçirmeden denizlerin dibinde yaşayan canlılara bakılıyor. FOXO geni denilen bir gen var ve bu gen yaşlanmayı yönetiyor. Bu geni eğer kontrol edebilirseniz yaşlanmayı yavaşlatabiliyorsunuz ama çok yavaşlatabiliyorsunuz. Yani bir arabanın hiç durmadığını ama hızının 0.0 bilmem kaça düştüğünü düşünün. Yine bir gün duracak o araba. Yakıtı yine bitecek. Çünkü depoda belli bir miktar yakıt var. Ama araç çok çok yavaş gidiyorsa yakıt daha uzun süre dayanır, değil mi? 1934'te Cornell Üniversitesi bir deney yaptı. Farelerin bazılarına normal besin verdi. Bazılarına ise kalori hesapları yaparak besin verdiler. Ve ömrün %30 uzadığını gördüler. Bu 1934. Gel biraz daha. 1950'lerde antioksidanlar çıktı ve gördüler ki kanser gibi birçok hastalığı önceden engelleyebiliyor ve ömrü uzatabiliyorlar. Ve biraz daha ilerlersek 1967 James Bedford kanser hastası ölmek üzere ve dedi ki doktorlara benim bedenimi dondurun. Ve dondurdular. Sayrojeni, yani bedeninizin nitrojen benzeri soğuk bir şeyin içerisinde dondurarak metal kaplarda saklanması. O günden beri aynı tesiste 270'in üzerinde insan donduruldu. Dünya çapındaysa sayısı bilinmiyor. Hatta iş paraya döndü. Ruslar dedi ki biz dedi işte sadece kafayı da dondursak olur. Çünkü bedenin geri kalanı bir işe yaramıyor. Beyinde bütün olay dedi. Kafayı dondurup %30'una yaptıran da çıktı. Bedeni dondurup, daha önce bir videoda fiyatları söylemiştim ama unuttum. Amerikalılar üret, Avrupa'da bir yandan Papa buna karşı çıkıyor. İnsanlar işte ölümsüzlük satmayın falan filan. Ama
Asıl tartışma şurada başladı. Şimdi normalde bu kanser hastalarının tedavi bulunana kadar dondurulması yönünde bir karardı. Ama etik şunu tartışıyor bugün. Hiç hasta olmayan insanlar da mesela diyor ki ben 32 yaşımda çok zenginim, çok güzelim, çok yakışıklıyım. Sağlığım da mükemmel. Beni dondurun. Ben gelecekte uyanmak istiyorum. Ha, burada tıp ve onların kilise mantalitesi oturup şunu tartışıyor. Bu bir cinayettir diyorlar. Yani bir insanın kendisini sağlıklıyken öldürmesi, ki dondurmanın çözümü bulunamazsa öldürmek oluyor bu. Bu bir intihardır. Bu bir cinayettir. Bunu yapamayız diyorlar. Bunu yapan yerler var tabii ki. Yani gidip kendi bedenini taş gibiyken dondurup bekliyorsun 2050'de falan bu teknoloji çözmeyi bulursa çözsün beni. Bugüne kadar çözüp dünyaya dönen insan var mı? Yok. Çünkü yok. 1971 George M. Martin, George R. Martin değil, taht oyunlarındaki bu abi değil. 1971'de George M. Martin dedi ki ben dedi insan beyninin bilgisayara aktarılmasını destekliyorum. Böyle bir fikrim var. O zaman dedi ki ya çok abarttın. Ondan yıllar sonra Ray Kurzweil dedi ki mümkün, yapabiliriz. Hatta Elon Musk dedi ki ben bunun şirketini kurarım. Şu anki projede amaç şu. Beyin zaten bir şeyleri dokunmadan hareket ettirebiliyor. Madem iletişime tek yönlü geçebiliyor, terste de geçebilir dediler. Mümkün mü? Çalışmalar devam ediyor. Bizim bir bilgimiz yok ama Tekillik Üniversitesi mümkün olduğunu söylüyor. Tekillik Üniversitesi Google'un ve NASA'nın birlikte kurduğu, insanları bir yaz içerisinde dahi olarak mezun ettikleri, her yıl 1200 kişinin başvurduğu ama sadece 40 kişinin kabul edildiği, 2016-2017 geçişinde bir Türk'ün kabul edildiği bir üniversite. Süper deha insanlar için Google ve NASA'nın ortak projesi. Bununla ilgili tek başına bir video gelecek. Şimdi Tekillik Üniversitesi'ne girersek çıkmaz. Ama açıklama bölümünde bununla ilgili bir link var. Tekillik Üniversitesi ile ilgili Ray Kurzweil'in, ki Google'un ve NASA'nın futurist dediği, yani geleceği planlayan, gelecek teknolojiyi planlayan, strateji oluşturan insanı, dahisi, dahi insanı, çok güzel bir TED konuşması yapmış. Açıklama bölümünde linki var, izlersiniz. Ray Kurzweil yaşlanmaması gerektiğine, bir çözüm bulunduğuna ve yakında olduğuna o kadar inanıyor ki 12 çeşit ilaç alıyor. Bunun yanında yanılmıyorsam rivayet ama 60'ın üstünde ayrıca ilaç da alıyor. Ve bütün bu ilaçların yönetmesi için bir kişiyi işe almış. Düşünün. Burada 1980'lerdeki nanorobotlar, bugün hayatımızda damarlarınız içinde dolaşıp ameliyat yapan, kalbiniz içine girip ameliyat yapan robotlar ve 1993'te Cynthia Kenyon'un yaptığı bir deney ortaya çıkıyor. Genetik mutasyonla solucanların ömrünü 2,5 katına çıkardılar. Gene müdahale edilirse ömür uzuyor. Ölmenin sebebi telomerlerin kısalmasıymış. Telomer denilen şeylerin gittikçe kısalmaması için bir formül bulunması gerekiyor. Fox 0 yaşlılık genine baktılar. Denizin dibinde 1200 yıl yaşayabilen ve karanlıkta hiç böyle güneş almadan, hiçbir beslenme olmadan sudan yaşayabilen canlılar buldular. Oturup bunları incelediler. Bugün elimizdeki bilgiler tabii ki eski bilgiler. Yani çoktan bunun ötesine geçmişlerdir. Ama insanın yaşlanmasını engelleyebiliyorlar. Ray Kurzweil, ki Bill Gates'in de kankası aynı zamanda, diyor ki 2029 yılında çok büyük umudum var. İnsan ömrünü hızla uzatmaya başlayacağız. Ama Ray Kurzweil'in ve Stanford Üniversitesi'nin o telomer çalışmanın dışında bir başka olay daha var. İnsan organlarının yapay olarak üretilmesi. Farenin sırtında kulak üretildi ve o kulak nakledilip işitme işlemini başardı. Laboratuvarda insan beyni üretildi, insan beyni. Gerçekten çalışabilecek, fonksiyonel olabilecek insan beyni ürettiler. İşin ilginci bu yapay organlar gerçek organları dinlendirebiliyor. Yapay kalp ürettiler ve yapay kalp gerçek kalbin yerine geçip dinlendirdi ve normal kendi kalbi hastanın düzeldi. Yapay kalp çıkartıldı ve kalp çalışmaya başladı. Yani kalp öyle bir organ ki bir tane olması gerekiyor en az vücutta. Daha öteye gidildi. 3D yazıcılarla organ basılmaya başladı. 3D printerlar her yerde olacak. Her yerde. Daha önce Emin Çapa'nın bu konudaki videosunu size önermiştim izleyin diye. 3D yazıcılar her insanın evine girecek ve herkes kendi evinde üretecek. Para vereceği şey artık son ürün olmayacak. O ürün üretilme yöntemi olacak. Ama artık insan organlarını dahi 3D yazıcıyla basabiliyorlar. Cas9 denilen bir gen düzenlenme aracıyla bu yapay organların, 3D printer'dan basılan organların da aktif hale getirebileceğini düşünen insanlar var. Ray Kurzweil'in rakibi diyebileceğim, takip ettiğim bir diğer isimse Jan Pearson. O da futurist. Yani geleceğin bilimini, teknolojisini, tıbbını falan filan tahmin eden insanlardan birisi. Onun da görüşü bu yönde. Şu an ekranda gördüğünüz şirketlerin her biri dünyaya sonsuz yaşam vaadi satıyor. Alcor, şu an görüyorsunuz ekranda. Cyronics.
Aging Research Org aynı şekilde dünyaya umut satıyorlar. M Foundation 2045. Dolayısıyla bizim hedefimiz ölümsüzlükse, bir sonraki nesle geçmekse mutlaka şunu anlamamız lazım. Beden mi geçmeli yoksa sadece düşüncelerimiz geçse yeter mi? Yapay zeka bu yüzden çok önemli ve yapay zeka insan beynini yutarak ilerleyecek. Yapay zeka ile ilgili daha önce bir video yapmıştım. Onu aşağıda açıklama bölümünden izlersiniz. Şunu unutmamanız gerekiyor. Dünya bir başka konuyu çözmeye çalışıyor. Bu videoyu bitirirken bu konuda fikrinizi alacağım. Çünkü bu konuda video yapacağım. Herkes ölümsüz olmaya başlarsa bu kadar insana yetecek su, yemek nasıl mümkün olacak? Sizce nasıl mümkün olacak? Bir düşünür müsünüz? Dünyada herkes ömrünü uzattığı zaman herkese yetecek kadar yemek ve su ve kaynak nasıl üretilecek? Bu da başka videonun konusu. Ben Öykü Tatar. Bir sonraki videoda görüşürüz.